İlk olarak Lütfiye Köyü'nü ziyaret eden Saadet Partisi heyeti köy kahvehanesini ziyaret ettiler. Sağdan başlayalım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş bulduk. Sıfalarınız olsun. Sağ olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Siz inşallah. Köy kahvehanesinde konuşan Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan adayı Salih Berber, köylerdeki nüfusun her geçen gün azaldığını, köylünün her geçen gün geçimini sağlamak için kara kara düşündüğünü söyledi. Aileler dağıldı, yuvalar maalesef parçalandı, çocuklar annelerinden, büyüklerinden kopar duruma geldi. Okul olmadığı için öğrencilik yapacak, okuyacak çocuklar şehre gitti. Şehre gidince de aileler bölündü, dağıldı. Köylerimiz her geçen gün biraz daha zayıflamaya, güçsüz düşmeye başladı. Siz kendi köyünüzden, Lütfiye köyünüzden düşünürsek 10 sene önceki nüfus sayımızla şimdiki nüfus sayımızı karşılaştırdığımız zaman göreceğiz ki nüfusumuzda azalma olmuştur. Her geçen gün köylümüz acaba ne yapayım? Nasıl yapayım ki köyde geçimimi sağlayabileyim diye kara kara düşünür noktadadır. Mazot fiyatları almış başını gidiyor. Gübre ve ilaç fiyatları almış başını gidiyor. Ama bunun yanı sıra köylünün ürettiği sebzesinden, meyvesinden veya yetiştirdiği hayvanından hangisinden bakarsanız bakın görüyoruz ki bunların fiyatları 6-7 sene önceki aynı noktada sayıyor. Köylerdeki nüfusun şehirlere göç ettiğini fakat şehirlerdeki durumun da pek farklı olmadığını ifade eden Berber, şehirde evin erkeğinin çalıştığını fakat geçim için paranın yeterli gelmediği için evin bayanın da çalıştığını ve bu yüzden çocukların yetiştirilmesinde sıkıntılar oluştuğunu ifade etti. Sattığınızın parasını alamaz duruma geldiniz ve her geçen gün köylerimiz şehire göç edip duruyor. Şehirde de sanki çok iyi şeyler mi var? Asgari ücrette hem evin erkeği çalışacak, o para yetmeyecek, maalesef bir de evin bayanı çalışacak, anne çalışacak, çocuklara kim bakacak? Gerçekten de şehirde, köyde bu anlamda sıkıntı. Değerli büyüklerim, değerli kardeşlerim, bu batıya her kim bağlanırsa sonuç budur. Her kim ki Avrupa'yla işbirliği yaparsa sonuç budur. Daha sonra Çayyaka Köyü'ne geçen Saadet Partisi heyeti köy kahvehanesinde köylülerle buluştu. Alanları, geziler, öncü gençlik proje yarışmaları organize edilecek, kötü alışkanlıklarla mücadele projeleri gerçekleştireceğiz. Köy kahvehanesinde ilk olarak konuşan Çayyaka Köyü Muhtarı Celalettin Tiğli, Saadet Partisi'nin hiçbir zaman kendini unutmadığını, her zaman ziyaretlerine geldiklerini ve kendilerine teşekkür ettiğini söyledi. Bunu burada söyleyen gerçekten de Saadet Partisi bizi hiçbir zaman unutmamıştır. Her zaman gelmişlerdir. Bahrettin Bayraktar kardeşimiz İsmail Canlıdere her ne bileyim yılbaşı olsun takvim getirdiler. Köyümüzü her zaman ziyaret ettiler. Bunlara gerçekten çok çok köyüm adına teşekkür ediyorum. Celalettin Tiğli'den sonra konuşan Saadet Partisi'ne göre belediye başkan adayı Salih Berber, kendisinin köyün toprağından çıkmış birisi olduğunu ve hayvan çobanlığı yaptığını, meyve sebze yetiştirdiğini söyledi. Ben de Çayyaka köylüsüyüm. Allah razı olsun sizin güzelliğinizle Boğazova'da biz de ufacık bir yer sahibiyiz. Birkaç patates, fasulye ekiyoruz. 3-5 tavuk bakıyoruz. Her ne kadar bu sene tavuklarım hastalanıp öldüyse de 3 tane ördeğimi bahara çıkarabildim. Evet, bu şekilde uğraşıyoruz yani. Allah razı olsun. Çileyi sizden öğreniyoruz. Patates fasulyeyi zaten eskiden bilirdim. O işler bizim. Biz bunu ticari olarak yapmıyoruz. Köyün önemini biliyoruz. Ben köyün toprağından çıkmış bir insanım. Hayvanlarla çobanlığını yapmışız, büyükbaş hayvanları, koyun kuzu otlatmışız, inek otlatmışız, at sırtına binmişiz. Yani çok özür dilerim, siz burada eskiden manda koşardınız ormanda genelde, biz de öküz koşardık. Öküzde 8 saat patates, elma alır götürür satar, buğday arpa alıp dönerdik babamızın peşinden böyle. Günlerce küçük çocukken gittiğimizi biliriz. Salih Berber daha sonra yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi.
büyük şehre bağlandığımız için bir sıkıntı göreceğiz. Diyelim ki bir yer yapacaksın, bir oda, özür dilerim, bir banyo tuvalet ki evlenen çocuğunu oraya koyarsın. Hadi bakalım 15 bin lira, 17 bin lira proje parası, harç parası ödeyeceğiz. Bunu Allah'ın izniyle kaldırmak için büyük gayretimiz olacak. Projeleri biz oluşturacağız, düzenli yerleşim olsun diye ve insanımız köyünde kendi istediği yerde yerleşebilsin, aile bütünlüğünü koruyabilelim diye. Şimdi birçok köyümüzde okullar kapanmış. Kapanmış, okul için insanlar köyünü terk etmiş. Maalesef yaşlı insanlarımız o topraktan kopunca üzülüyor. Topraktan kopunca üzülüyor, kopmasa torunlar gidiyor, çocuklar gidiyor, ona üzülüyor. Ne hakkımız var, ne zorumuz var böyle parçalanmaya? Değerli kardeşlerim, inşallah bizim uygulayacağımız projelerle aile bütünlüğümüzü de sağlayacak.